Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Python ile korelasyon analizi yapacağız. Korelasyon bir istatistik yöntem ve ne işe yaradığından da bahsedeceğiz. Ve bu videoda Python'ın Pandas, Matplotlib, Seaborn ve SciPy kütüphanelerini kullanacağız. Seaborn kütüphanesi ile heatmap denilen grafikleri çizdireceğiz. Bu uygulamaları, korelasyonları yapmak için internette bulduğumuz Titanic verisini ve Walmart verisini kullanacağız. Ve Pearson korelasyon yöntemi en yaygın olan korelasyon yöntemidir. Bunun korelasyon katı sayısını ve p-value yani p değerini nasıl hesaplatacağımızı da göreceğiz. Ve bunları yaparken PyCharm kullanacağız. PyCharm şu an bende açık. Öncelikle size korelasyonun hani bilmeyenler için basit anlamda korelasyonun ne olduğundan bahsedelim. Wikipedia'dan bu bilgiyi alabiliriz. Korelasyon iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü ve gücünü belirtir. Elimizde iki değişken var. Biri bağımlı, biri bağımsız değişken. İstatistikte bu iki kavram kullanılır. Ve bu bağımlı bağımsız değişkenler arasında veyahut da bağımlı bağımsız olmak zorunda değil korelasyonda. Regresyonda bağımlı bağımsız değişken denir. Ama korelasyonda iki tane birbirinden bağımsız değişken de olabilir. Ama genelde ağız alışkanlığı, o yüzden bağımlı bağımsız dedik. Ve korelasyon kat sayısı 1 ila eksi 1 arasında olabilir. 0 olursa iki değişken arasında hiçbir ilişki yok demektir. 1 ise yani pozitif 1 ise iki değişken arasında burada gördüğünüz gibi doğrusal bir ilişki var. Yani ikisi de aynı yönde ilerliyor. Yani biri artarken öbürü de artıyor. Eksi 1 ise korelasyon katsayısı, bu da çok anlamlı bir korelasyon ama yönleri negatif. Yani biri artarken diğeri azalıyor. Bunlara da örnekler vereceğiz. Şimdi korelasyonun ne olduğunu gördük. Geri dönelim Google'a. Bir de ne yüklememiz lazım? Eğer yüklü değilse Python ve PyCharm yüklememiz lazım. Şimdi Google'da öncelikle PyCharm diyelim. PyCharm dersek, PyCharm yazdığınızda karşınıza çıkan jetbrains.com sitesinden buraya tıkladığınızda PyCharm'a download diyerek burada bakın bu professional versiyonu ücretli ama community versiyonu ücretsiz. Buraya download diyerek bunu indirerek yükleyebilirsiniz. Bunun yüklemesi kolay. Bundan geri gidiyorum. Python'ı da yüklemeniz gerekiyor. Ve şimdi PyCharm yerine Python yazalım. Python'ı da yüklemek için welcome to python.org diyen yerde download'a tıklarsanız en son versiyonu da yükleyebilirsiniz. Ama aşağı inerek şuradaki önceki versiyonları Python işte ben şu anda sanıyorum 3.8 kullanıyorum. Önceki versiyonları da yükleyebilirsiniz. Şimdi bunlardan bahsettik. Geri gidelim. Google her zaman bize lazım olabilir. Tekrar PyCharm'a dönüyorum. Şimdi ben hangi versiyonu kullandığımı size göstermek için bakın File'la tıkladığımda Settings'e geldiğimde Settings'in içerisinde şu anda benim yeni proje açmışım ve adına da Python veri bilimi diye adını vermişim. Şu anda burada bendeki yüklü kütüphaneler var ve burada da bakın kullandığım Python versiyonu var. Python 3.8. Bugünkü videoda Python 3.8 kullanıyoruz. Şimdi ilk denememize geleceğiz ve adım adım ilerleyeceğim. Korelasyon 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye ilerleyeceğiz. İlk adımdan başlayacağız. Korelasyon.py ile başlayacağız. Ve bu Python dosyalarını sizlerle GitHub'da paylaşacağım. Öncelikle hangi kütüphane kullanıyoruz? Mesela bu Korelasyon.py dosyasında Pandas kütüphanesini kullanıyoruz. Dolayısıyla Pandas kütüphanesini pip install'la yükleyebilirim. Bir de diğer yöntemi göstereceğim. Pip install'la yüklemek için öncelikle pip install yapmam gerekiyor. Yani bu kütüphaneyi yüklemem gerekiyor. İki yöntem var. Birisi terminale tıklayarak, şuradaki terminale tıklayarak buraya bakın şuradaki kısmı, pip install yazan kısmı kopyalayıp şuraya yapıştırarak veya Ctrl V ile yapıştırayım. Evet. Pip install pandas diyerek yükleyebilirsiniz. Ben de yüklü olduğu için burayı siliyorum şimdi. Ve burayı kapatıyorum. Bu birinci yöntemdi. Benim tercih ettiğim diğer yöntem şu şekilde. Pandas'ı yüklemek için ve diğer kütüphaneleri yüklemek için. File diyorum. Settings diyorum. Bakın burada benim
Python Veri Bilimi isimli projemin altında Python Interpreter'a tıkladığımda şu artıya tıklıyorum. Bakın burada yüklü kütüphaneler var. Artıya tıkladığım zaman buraya Pandas yazıyorum. Pandas yazdıktan sonra bakın şurada çıktı. Buna tıklayarak Install Package diyerek yüklüyorum. Ben de zaten yüklü olduğu için buraya tıklamayacağım. Aynı şekilde buraya hazır gelmişken bir takım başka kütüphaneler daha yükleyeceğiz. Mesela burayı silelim. Şöyle silelim. Bir sonraki adımda kullanacağımız Seaborn kütüphanesini. Seaborn yazdıktan sonra bakın çıkan bu yerde bakın versiyonun bilgisi burada yazıyor. Install Package diyerek bunu da yüklememiz gerekiyor. Sonra bir diğer kütüphane yüklememiz gereken kütüphane Matplotlib diyerek şunu seçerek bu ilk sıradakini seçerek Install Package diyerek bunu da yüklememiz gerekiyor. Sanıyorum bir kütüphane daha vardı. O da SciPy. SCI Pi şeklinde. Bunu da tıklayarak Install Package diyerek şimdiden yükleyelim bunları. Baştan yüklediğimizi varsayarak bu kütüphanelerimiz bizde var bakın. Şu anda burada yüklü kütüphaneler var. Matplotlib burada. Onunla beraber başka kütüphaneler de geliyor. Pandas burada. SciPy burada. Seaborn da burada. Evet, şimdi ben buna cancel diyerek kapatıyorum. Şimdi bir veri kullanarak korelasyon yapacağız ilk adımda. Ve Titanic verisinde 3 tane veriyi kullanacağız. Aslında Titanic verisini şöyle açayım size. Titanic verisini nereden bulduk? Bakın yine Google'da Titanic Dataset CSV yazarsanız CSV'nin anlamı comma separated value. Yani virgülle ayrılmış değerler. Bunu enter dediğiniz zaman bakın şu değil de şu GitHub'da olan ikinci sırada olan. Buna tıkladığınızda bakın burada veriler var. Yani bu Titanic verisi nedir bu? Titanic'teki yolcunun ismi, cinsiyeti, yaşı ve en sonunda da şey bilgisi var. Hayatta kalmış mı kalmamış mı? O survive, burada pardon en sonunda değil. Survive kısmı. Şurası bakın. Şu kısım. Sıfırsa hayatta kalmamış maalesef. Bir ise hayatta. Bu veriyi kullanarak korelasyon yapacağız. Bu veriyi indirmek için şurada row'a tıklayabilirsiniz. Row'a tıklayarak bakın burada ham hali geliyor. Bu virgülle ayrılmış verinin ham hali geliyor. Burada boş bir yerde sağ tıklayarak bunu farklı kaydet diyerek bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Farklı kaydet dediğinizde ben şöyle tıklayayım size. Bakın bilgisayarınızda indirilenler klasörüne kaydedebilirsiniz. Bunu nokta CSV olarak kaydedecek ve biz o nokta CSV olan dosyamızı şu andaki çalışma klasörümüze bakın PyCharm'da her bir projenin adı bakın Python veri bilimi altında C'nin altında kullanıcıların altında bu dosyayı bu klasörün içine yerleştirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde Walmart verisini de biraz sonra göstereceğim nereden bulduğumuzu. Onu da aynı klasörün içine yerleştirdik. Şimdi PyCharm'da az önce size söylediğim veriyi bu web sayfasından almıştık. Bunu da buraya yazdım. Ve şimdi ben buradaki 3 tane veriyi kullanacağım. Yani işte ne kadar ücret ödemiş o kişi. Ki bu bilgiler bu Titanic verisinin içerisinde bu bilgiler var. Bu başlıklar var. Bunların içinden ben 3'ünü çekeceğim. Ne kadar ücret ödemiş, yaşı kaç, bir de hayatta kalmış mı kalmamış. Neden bunları seçtim? Çünkü diğer veriler sayısal değil. Sayısal olmayan verilerde şu anda korelasyon yapamayız. Korelasyonda nümerik yani sayısal değerler olması gerekiyor. Şimdi ilerleyelim. Import pandas as pd diyerek pandas kütüphanesini dahil ettik programımıza. Sonra Titanic veri eşittir pd diyerek işte pandas şeyimizi, nesnemizi kullanarak pd'yi kullanarak read csv komutunu gönderdik ve Titanic verisini okutturduk. CSV halindeki Titanic verisini bu satırda okuttuk. Şimdi Titanic verisi artık CSV formatında ve Titanic verisinin başlıklarının da bu şekilde olduğunu zaten şuradan biliyoruz. Bakın şu ilk satırda bu bilgiler aynen her bir verinin başlığı var. Bakın buradaki passenger ID mesela ilk değer. Mesela şu satıra gelirsem şu ilk bir passenger ID oluyor. Sıfır bir sonraki değer yani şuradaki survive değeri oluyor. Yani hayatta mı değil mi? Sıfırsa hayatta değil demek gibi. Bu şekilde bu veriler bizim PyCharm'ımızda bunların başlıkları olarak Titanic verisinde tanımlanmış durumda.
Şimdi print Titanic verin dedik. Bunu mesela yazdıracak. Ekrana şurada alt konsolda çalışınca yazdıracak. Sonra seçilen veri diyerek bu verilerden sadece survived olanı, fairy ve age'i alıyorum. Yani hayatta kalmış mı, ücret ne kadar ödemiş ve yaşı kaç. Sonra core diyerek korelasyon yapacağım. Bu seçilen veriyi core fonksiyonunu kullanarak korelasyonunu hesaplattırıyorum. Ve sonra da print core diyerek korelasyonu yazdırıyorum. Şimdi bunu bakın buraya tıklayarak, şurada sağ tıklayarak run korelasyon diyerek çalıştırdığımda ilk önce ne yapacak? Şu print Titanic veri dediğimiz yukarıda bakın Titanic verisini yazdırdı. Yani bunu yaptırmak zorunda değiliz ama görmek açısından Titanic verisinin 890 satırlık bir veri olduğunu gördük. En sonunda da bakın korelasyonu burada hesaplattırdıktan sonra korelasyonu yazdırdı. Hangilerini yazdırdı? Şu 3 değer için korelasyon istemiştik. Bakın survived korelasyon, survived'ın fair'le yani ücretle hayatta kalma korelasyonu 0,25. Olum yani pozitif yani ücret ne kadar yüksek ödediyse o kadar hayatta kalma oranı yüksek gibi. Yani nispeten çok düşük bir korelasyon aslı gibi görünüyor ama sonuçta bir korelasyon ilişkisi var. Bakın negatif bir ilişki var. Yani yaşla hayatta kalma arasında yaşla ters orantılı bir ilişki var ama 0,07 yani %7 oranında bir ilişki olduğu burada görünüyor. Yaşla ödediği ücret arasındaki korelasyon da 0,09 pozitif yönlü ama bu da düşük sayılan bir korelasyon. Şimdi bu birinci adımda. İkinci adımda korelasyon 2 isimli dosyaya geçiyorum. Şimdi şurayı kapatıyorum. Şu an 2'deyim. 2'de bir önceki Titanic verisinde sayısal değerler az. O nedenle sadece 3 değeri almıştık. İşte hayatta kalma, ücret ve yaş konusunu almıştık. Ama şimdi bir başka veride biraz daha fazla sayısal veri var. O da Walmart verisi. Onu da açalım şöyle. Walmart verisinde biraz daha fazla sayısal veri var. Şu anda sanıyorum açacak bunun üstüne. Biraz yavaş açıyor. Walmart verisinde ise neler var? Mağazanın numarası, tarih ve haftalık satış. Mesela haftalık satış verisinde Excel açılmadı sanıyorum. Onu da şöyle yapayım. Walmart Sales Unit. Evet. Biraz geç açılıyor. O Walmart verisindeki verilerden bahsedelim. Haftalık satışlar Walmart'ta işte tatille ilgili bir flag bayrak değeri var. Sıcaklık, havanın sıcaklığı. Bir de benzin yakıt fiyatlarının etkisi var mı? Bu CPI Consumer Price Index yani tüketici fiyat endeksi. Bir de işsizlik oranlarıyla ilgisi var mı? Özellikle biz neyi ilgileniyoruz? Weekly sales yani haftalık satışlarla ilgileniyoruz. Şimdi bununla ilgili ikinci denememizi yapacağız. Burada yine aynı bakın baştan başlarsam Walmart verisinde weekly sales, temperature, fuel price, tüketici fiyat endeksi ve işsizlik oranı arasındaki korelasyonu inceleyeceğiz. Sonra bu verileri nereden aldık? Bakın Walmart'ın verilerini şuradan aldık. Onu da size şöyle göstereyim. Yine bundan geri çıkalım Google'a gelelim. Google'da Walmart correlation data diye yazarsam. Bakın burada şu satır, burası GitHub'daki bu sayfayı açıyoruz. Bu sayfayı açtığımızda aslında hemen veri burada değil ama aşağıda bir link de var. Sanıyorum şurada. Evet, veri burada. Bu CSV dosyasında buradan indirebiliyorsunuz. Ben öncelikle şunu kapatıp diğerini açayım. Çünkü o şekilde evet o şekilde açmayacak görünüyor. Walmart verisini şöyle açayım size göstermek için. Çünkü ikinci Excel dosyasında bir şekilde açmadı bilmiyorum. Ve bu veriyi de buradan alıyoruz. Şuradaki linkten ve ben bu linki de bakın bu korelasyon 2.py dosyasında şurada sizlerle paylaştım. Bunun linkini paylaştım. Buradan indirebilirsiniz. O veri de böyle bir şey. Bakın mağaza bilgisi, tarih, haftalık satış miktarı, holiday flag, tatil değeri ve sıcaklık, yakıt fiyatı, fuel price ve kötü fiyat indeksi ve işsizlik oranı gibi değerler var. Şimdi bunlarla ilgili biz korelasyon yapacağız. Yine şu kısım aynı. Walmart verisini çekiyoruz bu sefer ve başlıklarını tanımlıyoruz. Sonra bu Walmart verisini yazdırıyoruz.
Sonra yine seçilen veri diyerek Walmart verisindeki istediğimiz başlıkları seçiyoruz. Sadece bunları alıyoruz. Bakın, vehicle sales, temperature, fuel price, tüketici fiyat endeksi ve işsizlik oranı. Sonra yine core fonksiyonunu kullanarak korelasyonu hesaplattırıyoruz ve bu korelasyonu yazdırıyoruz. Bu korelasyon 2 ile çalıştırıyorum. Bu sefer Walmart verisiyle sayısal değerleri fazla olan, bakın bize direkt yukarıda şeyi yazdırdık. Walmart verisini yazdırdık şu kısımda. Aşağıda da bir korelasyon tablosu hazırladık. Bu korelasyon tablosunda da yine negatif değerler negatif ilişkili, pozitif değerler pozitif ilişkili. Burada bakın birçok şey aslında 0.06, 0.09 gibi vehicle sales ile olanlara bakıyorum. Yani haftalık satış miktarlarına bakarken çok düşük oranda korelasyonlar var. Aralarında en yüksek olan şu negatif unemployment. Ben buna odaklanacağım şimdi. Diğerlerine odaklanmayacağım. İşsizlik oranı, yani bana mantıklı geliyor çünkü. İşsizlik oranı yüksekse satışlar azalıyor. Yani insanlar işsiz kalınca alışveriş yapamıyorlar gibi bir durum var. Ve dolayısıyla negatif bir ilişki var ve yaklaşık %10, %11 civarında bir korelasyon ilişkisi var. Çok düşük ama sonuçta negatif bir ilişki var. Şimdi biraz sonra ilerledikçe bunun ne kadar anlamlı bir bilgi olduğunu da bize gösteren p-value, yani p değerini de ölçeceğiz. Ona da geleceğiz biraz sonra. Şimdi üçüncü adıma geçiyorum. Üçüncü adımda da bu sefer buradaki bakın gördüğünüz şu bilgileri böyle bir tablo, ama biz bunu güzel bir grafik şeklinde çizdirebiliriz. Bunun için de Seaborn'u, başta size gösterdiğim gibi Seaborn kütüphanesini yükleyerek heatmap, yani işte grafik çizdirme o aracını kullanacağız. Aynı zamanda Matplotlib'i de çağırıyor. Yani matematik işlem yaptırmak için ve çizdirmek için Matplotlib'i de kullanacağız. Bu ekranda göstermemizi sağlayan kütüphane bu. Ve Walmart verisini, korelasyon değerlerini heatmap ile grafik olarak göstereceğiz. Bu üçüncü adım. Şimdi ikiyi kapatıyorum. Üçüncü adımdayız. Bakın şu üst kısımda yine verileri çekiyorum aynı şekilde. CSV, Read CSV ile okutuyorum. Sonra bu Walmart verisinin başlıklarını tanımlıyorum. Sonra yine seçilen veri diyerek bu Walmart verisindeki hangi başlıkları istediğimi belirtiyorum. Sonra yine korelasyonumu yaptırıyorum. Son adım olarak farklılık olarak burada. Bakın yukarıdan importları açayım. Importlarda farklı olarak import seaborne as SNS diyerek seaborne'u dahil ettim. Ve matplotlib'i de PLT olarak dahil ettim. Sonra aşağıda bakın yukarıda SNS olarak dahil ettiğim seaborne kütüphanesinin heatmap özelliğini kullanarak, yani SNS Seaborn'un heatmap özelliğini kullanarak korelasyonla elde ettiğim değerin red blue, yani kırmızı mavi renklerle V-min ve V-max değerlerini eksi 1 ile artı 1 korelasyon değerleri olarak tanıttım ve annotation true diyerek de değerlerin içerisinde şeyleri büyük bir şeylerle metin halinde göstermesini istiyorum. Biraz sonra şimdi çalıştırdığımda göreceksiniz. Şimdi bunu sağ tıklayarak korelasyon 3'ü çalıştırıyorum. Bakın şu anda bana bu korelasyon verilerini bir grafik olarak, heatmap olarak verecek. Şu an çalıştı ve bakın ekrana geldi. Şimdi şöyle alalım. Bakın bu işte bize Seaborn ile çizilen heatmap. Bakın içinde bu biz annotation true dediğimiz için bu değerleri, yani korelasyon değerlerini tablo şeyin grafiğin içinde yazdı. Şimdi şurada bakın bazı kısımlar görünmüyor. Bunları göstermek için şuraya tıklıyorum bakın. Configure subplot diyor. Tıklıyorum. Şimdi burada şöyle bir ayarlama yapacağım. Left bakın sol taraftan biraz sola kaymış. Onları biraz sağa kaydırıyorum. Ve alttan da biraz görünmüyor. Onları da bottom'ı da sağa kaydırarak biraz yukarı çekiyorum ve bunu kapatıyorum. Bununla işim bitti. Şimdi bakın weekly sales'in korelasyonları var. Bütün diğer değişkenlerle, temperature'la, fuel price'la, consumer price index'le ve unemployment'la. Ama diğerleri de var. Yani diagonalde bakın hepsi bir. Zaten kendisiyle korelasyonu birdir. Her değişkenin kendisiyle korelasyonu birdir. Ama mesela temperature'la weekly sales'in korelasyonu bakın 0.06. Negatif. İşte arttıkça demek ki düşüyor. Weekly sales düşüyor. Ama acaba bu 0.06 ne kadar anlamlı, ne kadar istatistiksel olarak anlamlı bir bilgi? Biraz sonra buna da geleceğiz. Ama ondan önce sadece ben acaba bu weekly sales'i gösterebilir miyim? Yani
Burada bütün bu değerleri değil de sadece weekly sales'in yani haftalık satışların diğerleriyle korelasyonunu gösterebilir miyim? Şimdi biraz sonra onu irdeleyeceğiz. Bunu kapatıyorum şimdi. Dördüncü adıma geçiyorum. Üçü kapatıyorum. Dördüncü adımda diyorum ki sadece weekly sales değişkeniyle olan korelasyonları tek sütun halinde sıralı olarak göstermek istiyorum. Yine bakın importlarımı açıyorum o üç noktaya tıklayarak. Aynı importlarım burada da geçerli. Şu kısım da aynı. Burada da bir değişiklik yok. Burası da aynı. Seçilen verileri buradan çekiyorum. Sonra şöyle bir uygulama yapıyorum. Diyorum ki correlation eşittir diyorum. Seçilen verinin correlation değeri ama burada weekly sales alıyorum sadece ve sort values diyerek sıralı bir şekilde weekly sales ile olan korelasyonları alıyorum sadece. Bakın burada farklı olarak şu satır var. Şu önceki şurayı iptal ettik bakın. Burada genel korelasyonlara bakıyorduk. Bunu iptal ettik öncekindeki. Onun yerine bütün korelasyonlar yerine sadece weekly sales'in korelasyonlarını aldım. Sonra heatmap eşittir diyerek Seaborn kütüphanesinin SNS nesnesini kullanıp heatmap fonksiyonuyla bu korelasyon değerlerini yazdırıyorum. Ve özellikleri de bu şekilde yine annotation true ve bu özellikle bir map harita çizmesini istiyorum. Ve heatmap'imin title'ını yani başlığını da Features Correlating with Weekly Sales yani Weekly Sales ile korelasyonlar diye bir başlık atıyorum. Ve en son pilot show demezseniz bakın şunu yazmazsanız bunu göstermez ekranda. Bunu da Matplotlib'in PLT nesnesiyle yapıyoruz. Yani Matplotlib kütüphanesinin show fonksiyonuyla yapıyoruz. Şimdi bunu sağ tıklayarak çalıştırıyorum. Burada ne yapıyorum? Sadece haftalık satışları, weekly sales'i ekranda göstereceğim korelasyonu. Bakın gördüğünüz gibi bu sefer hepsinin korelasyonunu vermek yerine sadece bana weekly sales ile yine bakın burada şuna tıklayarak biraz sola çekebilirim bunu. Şöyle evet. Evet. Weekly sales yani haftalık satışlarımla korelasyonlara bakıyorum. Şimdi bakın burada bir sıralı bir şekilde verdi ve bakın pozitiften negatife doğru gidiyor aslında. Ama aslında en büyük değer bu. Yani unemployment'la yani işsizlikle haftalık satışlar arasında negatif bir ilişki var ve korelasyon katsayısı da 0.11. Bu şu demek yani çok az da olsa bir ilişki var %11 seviyesinde. Ve haftalık satış eğer işsizlik arttıysa haftalık satışlarımız düşüyor. Peki şimdi bununla ilgili 5. adıma geçiyorum. 5. adımda da yapmak istediğim şey şu. Bu sefer SciPy kütüphanesini alacağım. Biz önceki çalışmada sadece korelasyon katsayılarını veriyoruz. Ama bir de p-value dediğimiz bir istatistik değeri vardır. P-value'nun çok küçük olması istenir. Yani 0.01'den küçük olması istenir. Neden? 0.01'den küçükse ne kadar küçükse o kadar anlamlıdır. Yani p değerinin küçük olması beklenir. Şimdi onu inceleyeceğiz. Ve bunu yapabilmek için SciPy kütüphanesini başta yüklemiştik hatırlarsanız. Ve Pearson R fonksiyonunu kullanacağız. Bakın şu Pearson R fonksiyonu ile korelasyon katsayısı ve p-value'yu hesaplayacağız. Dolayısıyla bakın burada farklı olarak SciPy kütüphanesinden Pearson R'yi kullanıyoruz, çağırıyoruz. Şu kısım yine aynı. Bakın Walmart verimizi aynen yine çağırıyoruz. Fakat ondan sonrasında bu veride sadece az önce size göstermiştim. Sadece işsizlik oranıyla haftalık satışlar arasındaki korelasyonu incelemek için X ve Y olarak bu ikisini tanımlıyorum. Bakın şu ikisini sadece X ve Y olarak tanımlıyorum. Eğer bunu ham haliyle alırsanız şey yapmıyor. Bakın şu Pearson R fonksiyonu çalışmıyor. Bunları MP-SKUs ile dönüştürmeniz gerekiyor. Ben de hata veriyor. Eğer şu iki satırı yazmazsanız, şu iki satırı bakın iptal edeyim. Bunu yapmazsanız çalışacağını düşünmüştüm ben ilk başta. Bunu çalıştırdığınızda şöyle bir hata veriyor. Evet bakın. Ha pardon. X1 ve Y1 olmadığı için XY olsaydı şöyle değiştireyim. Şunu da iptal edeyim. Şurayı iptal edip şurayı XY olarak size bir şey göstermek istiyorum sadece. Bakın şu anda ben X1 ve Y1 diye değiştirmiştim onu. Şu anda çalıştırdığınızda bu şekilde çalıştırırsanız birbirine uyumlu olmadığına dair şöyle bir hata veriyor bakın. Şekilleri uyumlu değil diyor. Yani unemployment verisiyle weekly sales'in dimensionları birbirine uymuyor diyor. Bunu çözebilmek için internette arattırdığımda şöyle bir çözüm buldum. Bakın şöyle
X ve Y değerlerini squeeze, MP squeeze, MP de bu arada NumPy. NumPy de bir kütüphane yine. Bunu da MP olarak çağırıyoruz. NumPy kütüphanesini. Ve squeeze değeriyle bunları yani birbirleriyle uyumlu hale getiriyoruz. Yani aligned hale getiriyoruz. Not aligned dediği için. Bunu aligned hale getirdikten sonra da isimlerini X1 ve Y1 olarak değiştiriyoruz. Yani burada çünkü squeeze yaptık, bunları değiştirdik. Şimdi bu haliyle çalıştırdığımda bize bir korelasyon katsayısını verecek ki az önceki korelasyon katsayısıyla aynı. Bakın şu değer aynı. %11'di hatırlarsanız ve negatifti bakın şu değer. P value ise şöyle bir değer bakın arkadaşlar. P value'nun dedik ki 0,01'den küçükse %99 anlamlı demek. Şimdi bunu şöyle size anlatmak için şuraya kopyalayıp buraya getireyim. Şöyle yapayım. P value'nun bu şekilde olması bakın E üzeri -17 olması ne demek? Bu aslında şuna eşittir. Yani sıfırdan sonra 17 tane daha sıfır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17'den sonra ya da belki 16'dan sonra yazmalıydım. 1, 3, 4, 4 diye bir değer. Yani bu kadar küçük bir değer. Ve dolayısıyla P şöyle küçüktür. 0,01 diyebiliriz. Bunun da anlamı işte bizim işte bunun tam tersi yani 0,01'i birden çıkarırsanız %99 anlamlı demek. Yani şu demek bu. Unemployment'la weekly sales arasındaki bu ilişki kat sayısı %10, %10,61 ve bu negatif bir ilişki. Bakın ters ilişki yani işsizlik arttıkça satışlar azalıyor tersi. Ve bu ilişkide %99 seviyesinde daha da yüksek anlamlı bir ilişki. Şimdi burayı silelim, burası çünkü anlatmak için yaptık. Ve burayı tekrar çalıştırdığımızda aynı şeyi alacağız, aynı bilgileri alacağız. Bize burada bakın unemployment'la haftalık satışlar arasındaki Pearson katsayısını ve P değerini verdi. Dolayısıyla bu ilişkinin anlamlı olduğunu bu şekilde anlatabildik, gösterebildik. Son olarak acaba bir şeye ilaveten, unemployment ile weekly sales arasındaki ilişkiye ilaveten, korelasyon 6,5 dosyasında bir de fuel price ile weekly sales arasındaki ilişkiye bakalım. Çünkü o düşük bir katsayıydı. Acaba bu anlamlı mı? Düşük katsayı ona bakalım şimdi. Buradaki aynı şey bakın şu kısmı bu sefer fuel price ile weekly sales için yaptık. Ama farklı olsun diye bunlara X2, Y2 dedik. Şimdi bunu çalıştırdığımda ikisinin de bize şeyini verecek. Yani şu ilk değer bizim önceki haftalık satışla unemployment yani işsizlik arasındaki ilişkiydi. Anlamlıydı bu. Negatif bir ilişkiydi. Ama şu ikincisi de neydi bakın? Fuel price'la haftalık satış arasındaki ilişki. Bakın 0,009. Çok düşük bir korelasyon katsayısı. Acaba anlamlı mı? Bakın P value'ya bakıyoruz. 0,44. Yani P değeri çok büyük. Yani 0,01'den küçük olmayı bırakın. Çok daha büyük. Dolayısıyla bu istatistik olarak anlamlı bir ilişki değil. Yani fuel price'la weekly sales arasındaki ilişki bu dataya bakarak anlamlı bir ilişki değil. Yani şuradaki şu 0,09'dan anlamlı bir değer çıkartamayız. Burada korelasyon ilişkisi yoktur. Ama ilkinde var. Negatif bir ilişki var. O düşük bir katsayı da olsa 0,11 seviyesinde de olsa negatif ve P değerine baktığınızda istatistik olarak anlamlı bir ilişki var. Böylelikle size istatistiksel bir yöntem olan korelasyonu Python ile nasıl yapabileceğimizi örneklerle göstermiş oldum. Bir Titanic verisi kullandık, bir de Walmart verisi. Walmart bu arada Amerika'nın daha doğrusu dünyanın en büyük süpermarket zinciri. Yani bilmeyenler belki olabilir diye söylemek istedim. Ve bugünkü dersimizde korelasyonu çalıştık. Bu şekilde bir veri bilimi yani istatistik yöntemleri Python'la kullanma şeklinde bir niyetim var. Böyle bir dizi oluşturmak istiyorum. Umuyorum faydalı olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize iyi günler dilerim.